Herkese merhaba arkadaşlarım, ben Irmak. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak ama doğal gözüken, kalıcılığı yüksek, böyle tatlış bir yaz makyajı yapacağız. Yeni ürünlerim de var yine, göstermek istediğim, daha önceden kullandıklarımız da var. Bu tarz makyajlar yapmak istediğimde elimin en çok gittiği ürünler de var aralarında. O yüzden böyle bir toparlama videosu olsun istedim. Kaşlarımı sabitleyerek, cildimi nemlendirerek ve güneş kremimi sürerek geldim. Aslında güneş kremi ve nemlendirici adımını beraber yaptım diyebilirim. Ayrı ayrı ürünler kullanmadım. Son zamanlarda Skin 1004 markasının Centella isimli bu güneş kremini kullanıyorum. En konforlu hissettiğim güneş kremlerinden bir tanesi. Bunun gibi böyle konforlu hissettiğim, sürdüğümde sanki cildime bakım yapıyormuş gibi hissettiren bir güneş kremi de Barulap'ınki daha önce olmuştu. Bu da onlardan bir tanesi. Cildi çok iyi nemlendiriyor. Bıraktığı bu ıslak etkiyi çok seviyorum. Makyaj altında da çok konforlu bir kullanım yarattığı için severek kullandığım bir güneş kremi. Dudaklarımı Kiehl's'ın armut özlü lip balmıyla nemlendirdim. Bu da böyle ıslak ıslak bir etki yaratıyor. Sürdüğünüz anda dudaklarınızı yumuş yumuş hissettiren bir lip balmı olduğunu söyleyebilirim. Armut kokularını seviyorsanız bunu çok seversiniz. Ben armut kokusuna bayılırım. Kaşlarımı da Benefit'in kaş sabitleyicisiyle sabitledim. En kalıcı, en güzel, kaşları yormayan, kaşların dökülmesine sebep olmayan, aksine kaşları beslediğini düşündüğüm kaş sabitleyicim bu. Bunu kullanarak geldi. Islak etki deyince akla gelen ilk fondöten bence bu. Shiseido markasının Revital Essence Skin Glow fondöteni. Gerçekten ışıl ışıl, ıslak, böyle yüzünüze su çarpmışsınız gibi bir etki yaratan bir fondöten. Aslında elle uyguladığınızda çok daha güzel oluyor ama ben bugün elimle yüzüme bir şey sürmek istemiyorum. Nedense öyle bir günümde değilim. O yüzden fırçayla uygulayacağım. Şu şekilde noktalama yöntemiyle yüzüme uyguladığımda en homojen ve en doğal görünümü yakaladığımı düşünüyorum. Böyle yaptığımız zaman daha az fondöten de kullanmış oluyorsunuz. Elimde kalanı da fırçama sürüyorum ve fırçamla dağıtıyorum. Bu fondöten fırçasına da bayılıyorum ben. Çokça kez elimde görmüşsünüzdür. Fondöteni en güzel uygulayan fırçalardan bir tanesi. Sünger gibi bir etkisi var arkadaşlar. Shiseido'nun bu fondöteninde Shiseido'nun kendine özel patentli cilt bakım ürünlerinde kullandığı özel bileşenleri var. Yani aslında fondöten uyguladığınızda cildinize aynı zamanda bakım da yapmış oluyorsunuz. Sanki cilt bakım kremi uygulamışsınız gibi oluyor. Ve kalıcılığı da çok yüksek bir fondöten. Yani bu tarz fondötenler nispeten daha uçucu oluyorlar. Hem ince yapılı hem daha nemli bitişli fondötenler gün sonuna doğru yüzden akıp gidebiliyor. Ama bu gerçekten çok kalıcı bir fondöten. Aynı zamanda bunda SPF de vardı diye hatırlıyorum. SPF 30 içerikli bir fondöten. Hani güneş kreminizin de etkisini bu şekilde arttırmış oluyorsunuz. Göz çevresine de uygulanabiliyor. Şöyle hafif fırçada kalanla göz çevremden de geçeyim. Yine nemli bitiş deyince akla gelen ilk concealer bence Lancome'un bu serum concealer'ı. Beyaz kapaklı olanı. Siyah kapaklısı biraz daha örtücüyken bu biraz daha ince yapılı ve daha nemli bitişli bir concealer. Nemli bitişli ince yapılı olmasına rağmen bence hem örtücülüğü çok güzel hem de kalıcılığı çok başarılı. Bunu ben hiç makyaj yapmadığım günlerde de, yani fondöten sürmeyeceksem de, böyle tek başına belli bölgelere uygulayarak günümü geçirdiğim oluyor. Tamamen alışkanlıktan şuralara sürdüm. Şu an hiç gerek yoktu gerçekten. Concealer'ları da uygulamayı en çok sevdiğim fırçam Naskita Pro'nun. Ben buna Naskita diyorum bu arada. Siz ne diyorsunuz? Naskita da olabilir ama Naskita daha doğruymuş gibi geliyor bana. Naskita Pro'nun Handmade serisinin 294 numaralı fırçası. Fondöten fırçası da yine Naskita'nın Professional serisinin 385 numarasıydı. Bu açılı concealer fırçası bence concealer'ı en güzel uygulayan fırça. Ben böyle çok çekiştirmeden tampon hareketlerle uyguluyorum concealer'ımı. Bakın hem concealer hem fondöten ışıl ışıl gözüküyor. Sanki böyle yüzünüze su çarpmışsınız gibi bir etki bırakıyor. Tabii ki böyle bu şekilde dışarı çıkmak, yüzün özellikle, ben kendimdeki hissiyatı söylüyorum, yüzün özellikle orta kısımlarını böyle parlak bıraktığınız zaman terlemişsiniz gibi böyle pis bir etki yaratıyor. Bence oraları sabitlemek gerekiyor ama parlaklığını da bozmayalım istiyorum. O yüzden Fenty'nin bu transparan pudrasıyla, bendeki butter rengi, bununla birazcık oradaki parlaklığı alacağım ama
cildimi çok böyle matlaştırmayacağım. O yüzden Fenty'nin bu pudrasını tercih ediyorum ve bunu fırçayla uyguluyorum. Süngerle uygularsam bu sefer biraz daha mat olacak. Onu istemiyorum. Daha kalın bir pudrada kullanmak istemiyorum. Fenty bence bunun için çok ideal bir pudra. Alnımın tam ortası, burnum, biraz da şuralar. Göz çevreme getirmiyorum. Oradaki ıslak etkiyi ben korumak istiyorum. Ve inanın o concealer orada asla çizgilenmeyecek gün boyu. Yani öyle güzel bir yanı var bence. Göz üzerim de çizgileniyor. Çünkü göz üzerim aşırı katlı. Çok normal, daha yağlı bir tabaka. Ama göz altımda herhangi bir çizgilenme yaratmıyor. Bugün bronzer uygulamayacağım. Biliyorsunuz ben ara ara böyle makyajlarımda bronzer uygulamıyorum. Çünkü sanki öyle bir zorunluluk varmış gibi hissediyoruz genelde. Ama yok. Yani bronzersız da makyaj olabilir. Bugün Lancôme'un şu Idol tintlerinin yeni bir rengini göstermek istiyorum size. 04 numaralı Sienna isimli rengi. Bu tintler benim en sevdiğim makyaj malzemelerinden bir tanesi. Bu rengi de tintlerin arasında en sevdiğim. O kadar güzel bir tonu var ki arkadaşlar. Bunu hem allık olarak kullanabiliyorsunuz hem böyle hafif yüzünüzü ısıtmak için sıcak bir etki veriyor. Ve zaten tint olarak da kullanılıyor. Hatta dudakta da kullanılabiliyor. Ruj olarak da uygulayabiliyorsunuz. Bunun tonunu çok seviyorum. Sadece bu tintlerde çok hızlı olmanız gerekiyor. Yani o kadar hızlı sabitleniyor ki bir anda böyle orada iz şeklinde kalabilir. O açıdan hızlı davranmanızda fayda var. Bu rengin güzelliği şaka mı yani? Bakar mısınız şunun rengine? Çok güzel bir tonu var. Aslında böyle bununla monokrom bir makyaj da yapabilirim. Ben bunun reels'ını çekmiştim. Sadece bununla işte dediğim gibi allık olarak, ruj olarak, göz çevresini sürerek böyle monokrom bir makyaj da yapmıştım. Çok güzel duruyor. Bronzer sürmediğim zaman allık böyle çok bölgesel kalabiliyor. O yüzden fırçada kalan allıkla mutlaka şöyle sanki bronzer sürüyormuşum gibi kenarlarından geçiyorum ki daha böyle bir bütün olsun diye. O şekilde uygulamak daha çok hoşuma gidiyor. Airblast'ın şu pudrasından biraz da allığımın üzerinden geçeceğim. Biraz daha ışıltı katmak istiyorum allığıma. Bu pudranın böyle güzel bir yanı var. Böyle toz, mat allıklarınızı bununla hafif üzerinden geçerek biraz daha ışıltılı hale getirebiliyorsunuz. Ama böyle highlighter gibi düşünmeyin bunu. Böyle tatlı bir ışıltı katıyor makyaj malzemesine ekstra olarak. Ve kalınlaştırmıyor cilt de öyle kalın kalın durmuyor. O açıdan da çok güzel. Yine ıslak görünüm deyince benim aklıma gelen ilk farlardan bir tanesi Misha'nın bu Dewy Glossy Eyes isimli tekli farları arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun beyaz olanı aslında viral olmuştu. Fakat benim gibi koyu göz çevresine sahip olanlar için bence bu rengi çok daha uygun ve o kadar güzel bir tonu var ki sanki kendi göz kapağınız parlıyormuş gibi oluyor. Yani benim gibi koyu göz çevresine sahip kişiler için söylüyorum. Beyaz çünkü biraz daha gri duruyor bence bizde. Ama bunun etkisi şahane. Böyle bunu parmağımla uygulamayı seviyorum. Ve göz üzerinde ıslak ıslak tatlı bir bitiş sağlıyor. MAC'in Teddy kalemini kullanacağım. Bu da böyle parlak etkili çok güzel bir kahverengi zaten. Biliyorsunuz ki çok ikonik bir kalem. Bununla kirpik diplerimi şöyle gelişi güzel belirginleştiriyorum. Açılı bir fırça alıyorum. Onunla kuyruğunu hafif uzatıyorum. Kirpiklerimi MAC'in kirpik kıvırıcısıyla kıvıracağım. Lancôme'un Idol maskarasının waterproof versiyonunu kullanacağız. Bu maskarayı ilk kez kullanıyorum. Yani normal Idol maskarayı daha önce kullandım ama waterproof olarak ilk kez kullanıyorum. Yaz aylarında waterproof maskaralar çok daha güzel oluyor. Denizde, havuzda vesaire de kullanabiliyorsunuz. Böyle yassı bir fırçası var. Kirpikleri çok daha güzel kıvırmanıza yardımcı oluyor. Çok güzel. Kirpikleri tek tek ayıran, bence çok ideal dolgunlaştıran, çok abartmayan, o yüzden günlük kullanıma da uygun. Waterproof olmasına rağmen böyle zor uygulanmayan, bazı waterproof maskaralar daha böyle katı katı olur. Öyle olmayan, çok rahat uygulama sağlayabiliyorsunuz. Hemen donmuyor. O açıdan da çok güzel ve bence bu ilk kattaki etkisi çok başarılı.
Uygun fiyatlı maskara da Maybelline neyse, yüksek fiyatlı maskara da Lancome bence o arkadaşlar. Her maskarası ayrı güzel. Hipnoz ayrı güzel, Hipnoz Drama ayrı güzel, Monsieur Beak ayrı güzel. Maskara da Maybelline ve Lancome gerçekten ya. Çok böyle fark yaratan maskaralar. Bu arada ben göz ameliyatı olduğum için artık her videoda bunu söylüyorum. İtilmeyin lütfen. Her videoda bir göz ameliyatı olduğum için cümlesi geçiyor ama gözüm söz konusu olduğu için böyle gözümle de işlem yapıyoruz. O yüzden konu oraya geliyor. Kusura bakmayın. Her maskarayı kullanamıyorum bu aralar. Özellikle silikon taraklılar daha sert olduğu için kıl taraklara göre. En azından benim elimdekiler öyle. Şeyi bunda ayrı tutarım. Sky High mesela yumuşacık bir fırçaya sahip. Bu da nispeten rahat bir fırçaya sahip. Rahatsız etmedi mesela. Kirpik dibinden hafif içeri değdiği zaman acıtıyor canımı. Bunun fırçası acıtmadı. Bu şekilde iki kat sürmeyeceğim bunu. Çünkü waterproof maskaraları iki kat uygulamak bence zor oluyor. Şey yapmaya gerek yok. Yani zorlamaya gerek yok çok fazla. Tek kattaki etkisi de bence oldukça güzel zaten. Son olarak gelelim dudak makyajına. Kalıcılık olarak kefil olacağım birisi yeni bir ürün. Denedik birlikte sizinle. Kefil olacağım iki ürün var. Birisi Huda Beauty'nin şu lip contour dudak kalemleri. Çok severim. Hem etkisi çok güzel hem kalıcılığı çok yüksek. Hem de yeni çıkan Lancome'un Idol ailesinin dudak kalemi. Bu ikisi de çok başarılı kalemler. Kalıcı dudak kalemi arıyorsanız bu ikisine bakabilirsiniz bence. Bugün kullanacağım ruj biraz daha kahvemsi bir ton olduğu için daha nötr bir renk olarak Huda'nın bu kalemini seçeceğim. Ve bugün dolgun dudaklar istiyorum. Dolgu yaptırmışım gibi dudaklar görmek istiyorum. O yüzden nude bir kalem kullanmak önemli benim için. Dudak çizgimi çok hafif dışından çerçeveleyeceğim. Bir dudak fırçası alıyorum ve dudak kalemini şöyle dudağımın içine doğru hafif dağıtıyorum. Bakar mısınız etkiye? Çok güzel değil mi? Yeni bir ürün göstereceğim. Hem renk tonu çok güzel hem yapıları çok güzel bu ürünlerin. YSL'in Candy Glow ailesinden bir rujum var elimde. Ve bence en güzel rengi arkadaşlar. 6B olması lazım. Aynen. 6B isimli bu rengi. Bu ailede 3 farklı ruj görüyorsunuz. Genellikle biraz kafa karışıklığı yaratabiliyor. Candy Glow'lar var. Candy Glaze'ler var. Ve Love Shine'lar var. Bu Candy Glow olan. Bence en güzeli. Dudakları bence çok iyi nemlendiriyor, besliyor ve renk tonları bence bunun daha güzel. Bu 6B rengi de muhteşem bir kahve ton. Burada gördüğünüz kadar opak renkli bir şey olmuyor bir lip balm olduğu için. Ama bakın şimdi bıraktığı etkiyi göreceksiniz. Dudakları yumuş yumuş hissettiren renk tonu dediğim gibi bence en güzeli bu 6B. Hafif ışıltısıyla dolgun gösteren bir lip balm. Tam bir 90'lar nude kahvesi gibi düşünebilirsiniz. Bunu böyle daha pembe dudak kalemleriyle uyguladığınızda da çok güzel oluyor. Mesela MAC'in Soar kalemiyle bence çok yakışıyor. Daha kahverengi dudak kalemleriyle de uyguladığınızda çok güzel oluyor. MAC'in Stone'uyla çok yakışıyor. Bence Chestnut'la çok yakışıyor. Tam böyle bir 90'lar etkisi yaratabiliyorsunuz dudakta. Gerçekten çok çok başarılı. Evet arkadaşlarım, ıslak görünümlü makyajımın sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bugün kullandığım her ürüne ayrı ayrı kefilim. İlk izlenimini yaptığımız ürünler oldu. Daha önceden kullandıklarım vardı. Kullandığım her bir ürüne ayrı ayrı kefilim arkadaşlar. Gerçekten çok severek kullandım. Kalıcılığına da güvendiğim güzel ürünler. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda da buluşalım ayrıca. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.